Evet arkadaşlar, şimdi son zamanlarda Türkiye'de yoğun bir aktif bir gündem olmadığı için bütün televizyon programlarında özellikle Habertürk, CNN Türk gibi buna benzer tartışmalı, yani karşılıklı CHP ve AK Parti taraftarlarının birbirlerine atıştığı televizyon programlarında şu anda yaygın olarak FETÖ konuşulmakta. Hani temizlendi mi, temizlenmedi mi, ne kadar kaldı, kim FETÖ ile işbirliği yaptı, kim FETÖ ile beraber çalıştı, kim FETÖ'nün güdümünde, kim FETÖ'cü, kim değil, siyasi ayak falan filan, buna benzer bir sürü tartışmalar alıyor başını gidiyor. Şimdi FETÖ bir ayrı bir kenara dursun, oraya girdi mi insan çok uzun gider, çıkamaz, o bir ayrı bir şey. Ama ben gene bir CNN Türk'te CHP'nin sözcü yazarı Şaban diye bir adam var. Şaban, hani Şaban oluş ama hakikaten de Şaban. Şaban ismine kurban olsun o. Tabii ben ona karaktersiz diyeyim buradan da. Şimdi bütün konuşmalarında özellikle vurgu yapıyor ki ne? Bütün bu hani tarikatçılar, şeyhler, buna benzer ne kadar din adamları, dini kurumlar varsa hepsi kapatılsın, hepsi kapatılsın. Yok menzilde, yok bilmem hani Süleymancısı şunu bunu. Süleymancılar fazla dil uzatamıyor ya. Menzile şu anda dil uzatıyorlar. Şimdi her insan hata yapabilir. Her dini mecliste hani tam dört dörtlük Allah'a ibadet ediyor anlamında da sayılmaz. Herkes kendi nefis taşıdığı için şeytan herkese yaklaşabilir ve günah, suç işleyebilir. Bir kişinin işlediği suçu da herkese yükleyemezsiniz. Şimdi FETÖ'nün yapmış olduğu bir hain darbe girişinden sonra hani onlar namaz kılıyordu, secde ediyorlardı. Onlar AK Parti ile beraber hani işbirliği içerisindeydi, şöyleydi, böyleydi 2011'e kadar diye hani oradan yürüyüp geliyor. Arkasından bütün bu şeyler kaldırılsın diyor. Hani bütün bu tarikatlar. Ya bütün hani bir de diyor ki hani insan diyor bir şeyhe bağlı olmak zorunda değil diyor. Yani diyor bir insanla diyor Allah'ın arasına kimse giremez diyor. İnsan diyor Allah ve insan arasında, bir başka kişiye gerek yok ki kardeşim diyor. Ben diyor Allah'la arama diyor, kimseyi almam. Ben yani niye sokayım kimseyi diyor. Ne alakası var diyor. Allah'la kul arasında ayrı bir şey. Ya Allah'la kul arasında ayrı bir şey de sen şunu çok iyi bilmen lazım. Bir keresinde dinle alakalı hiçbir alaka bilmiyorsun. Dinci bir adam değilsin. Okulunu okumamışsın. Abdest almayı bilmezsin. Sen ne anlarsın dinden, ibadetten de kalkıyorsun. Diyanet gibi konuşuyorsun. Veyahut da alim gibi, hafız gibi konuşuyorsun. O zaman şunu söyleyeyim ben sana. Peygamberlere ne gerek vardı? Allahu Teala direkt insanlarla konuşurdu. Neden o zaman evliyalar, enbiyalar, neden bu hani Konya'da Mevlana Şerif Hazretleri vardı? Neden Akşemseddin var? Neden Hacı Bayram Veli var? Neden böyle alimler, Abdülkadir Geylani var? Neden var bunlar? İbnül Arabi. Bu büyük yüce isimler ne ifade ediyor? İşte o adam abdest almadığını bilmediği için, abdesti bile bilmediği için orada karşısında Zafer Şahin falan kalkıp de demiyor ki kardeşim bana bir abdest şurada hani bir alabilir misin? Bir abdest göster tarifini demiyorlar. Peygamberleri bile aradan çıkartmaya kalkıyorlar. Şimdi dini bilgisi çok güçlü olan adamlar var, bak alimler var, öyle ki ne? Şimdi evinde namaz kılıyorsun, ibadet ediyorsun, bak Allah'ımız bile diyor ki ne? Camide namaz kılmak, cemaatle namaz kılmak daha hayırlı, daha sevaptır diyor. Niye evde namaz kılmak o zaman sevaptır dememiş, camiye gidin demiş. Neden hocayla, imamla kılın demiş o zaman? Neden çok hayırlı ve sevaplı? İşte hani ben o zaman Allah'la arama kimseyi koymayacaksam camiyi de koymam araya. Evde kılarım. Açar kitabı, evde öğrenirim. Hani öğretmenin ne gerek var? Kitabı açar okurum. Okula da gitmem. Evde öğrenirim. İlimle arama niye bir adam, niye bir öğretmen koyayım ki o zaman? Çünkü o adam işte öğretiyor. Bak lezzetini veren o. O alim. O şeyh. Şeyhini düzgün seçmek senin elinde. Paranı kaptırmayacaksın, paranı yedirmeyeceksin. Bakıyorsun ne iş yapıyor, doğru mu, yanlış yolda mı, onlar sen kendini seçeceksin. Öyle görün körüne paranı basacaksın demiyorum ben. Ama o şey bilgili, alim insan, hafız insan, o kendisini tamamen kalp gözü açılmış insan, Allah yoluna kendini adamış, bilgi fışkıran insan, her konuştuğu kelimede lezzet, okumuş olduğu Kur'an-ı Kerim'de böyle bülbül gibi şakıyan, böyle vurguları olan, seni alıp götüren, seni duygulandıran, seni hislendiren, senin iman aşkını, şevkini daha da arttıran, seni öbür dünyayla bağlantını daha da kuvvetlendiren, bu dünyadan kopartan bir sürü alimler, bilginler var. Böyle insanlar var. Böyle insanlardan niye uzak duracaksın? Bu insanlara niye mesafe koyacaksın? Niye ayıracaksın? Bu adamlar Allah'a olan bağlılığını, yakınlığını sana hatırlatıyor. Sana güç kuvvet veriyor. Mesela kendimi söyleyeyim kısaca. 5-10 sene öncesinde pek namaz kılmayıp bir ara bırakmıştım. 5-10 sene önce namaz kılmazken Nihat Hatipoğlu'nun televizyonda söylemiş olduğu bütün o peygamberlerimizin hayatını, sahabelerin hayatlarını ve ahireti, cenneti, cehennemi, Cebrail Aleyhisselam ve Adem Aleyhisselam, bunları anlatınca, İslamiyet'i anlatınca, tanıtınca ısınıp gecemizi gündüzümüzü adamı hani dinlemeye, o adamı hani ne demek istiyor, ne anlatıyor, nereden öğrenmiş, nasıl öğrenmiş, bunların hani anlamı ne, bunları öğrendikçe dinimize bağlandık. Adam anlattıkça bizi çekti, bağladı işte, öğretti. Ondan sonra bir başka araştırma, bir başka araştırma, bir başka araştırma derken işte insanlığın, dinin içine giriyorsun, samimi oluyorsun, namazını kaçırmıyorsun, daha dikkatli İslam'ına, ibadetine, orucuna, insanlarla olan diyaloğuna, yaşamına çeki düzen veriyorsun. Ama işte o Şaban denilen, ismine kurban olsun, Şaban Salahiyarı ne yapıyor? Dini tamamen ortadan kaldıralım diyor. Din diye bir şey kalmasın. Herkes dinsiz olsun. Din bu ülkeden kalktı mıydı diyor. O zaman CHP'ye gün doğar. Şarap, alkol, rakı, kendi suratında meymenet yok ya. Yüzünde nur yok. Böyle bakıyorsun, bir orada Zafer Şahin var, bir ona, öbür karşısındaki o Şaban'a bakıyorsun ki ikisini yan yana koyun getirin. Adamın yüzünde nur, iman, gülücük, tebessüm, bir şey yok ya. Yüzünden insanın nurunu, insanın samimiyetini, Allah'a olan bağlılığını, aşkını anlıyorsun. Biz Zafer Şahin'e bakın, yüzü gülecek, gülümseyen insan yani. Yüzünde hani nurlu gibi olduğu belli, ama öbür Şaban'a bakın, nefirsiz ya. Suratında nefir yok. Şimdi kalkmış bize ibadet, din, iman kaldırılsın, yok edilsin, bütün kurumları yok edelim, dağıtalım, bir dinsiz, imansız nesil türesin. Bunlar hep Allahsız olduktan sonra 20 sene sonra bütün bu işleyecek oldukları günahlarda içinde Allah korkusu olmayan insanı biz o zaman nasıl zapt edeceğiz? Devlet de zapt edemez, annesi babası da zapt edemez, millet de zapt edemez. Adamda Allah korkusu yoksa hiçbir şeyden korkmuyor demektir ya. Kendisini Allah'la, öbür dünyayla, hani bu dünyada korkutup da kendine çeki düzen veren, hayatını rayına sokan, kendine dur diyen, hani atlara hani gen vurulur ya, kendine gen vurmayan, kırbaçlamayan insan zapt edilemez ya. Hiçbir şeyden korkmaz. Her türlü zararı verir. Hem halka, hem mahalleye, hem çevreye, hem ülkesine, herkese, her şeye. O zaman bunlarla nasıl baş edilecek? Böyle dinsizlerle. Ondan sonra LGBT gibi ne öldüğü belirsiz, haysiyetsiz, şerefsizler çıkar. Ondan sonra da onursuzlar onur yürüyüşü yapar işte. İşte bu ahlaksızlar yüzünden böyle nesil türer. Ondan sonra hayvanlara hani taciz olayı oluyor. Çocuğa taciz, buna benzer pis işler meydana geldiğinde de ondan sonra da bak işte böyle insanları türetti AK Parti diyecek. İşte Allah'tan korkan bir insan, ailesinden terbiye almış insan, camisinde, Kur'an'ında, kitabında gerçekten Allah'ı bilen bir insan böyle bir şey yapabilir mi? Allah korkusu kalbinde olan bir insan. Evet arkadaşlar, genel olarak söyleyeceklerim bu kadar. Daha devamındaki yorumu ve görüşleri size bırakıyorum. Görüş ve yorumlarınızı yazabilirsiniz, paylaşabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.